Hocam Vahit Bey bugün eşi Nurcan Hanım'la beraber geliyor. Evet evet dün akşam söylemiştin. Son anda böyle bir karar verdiler galiba. Evet hocam Vahit Bey aslında son ana kadar tek başına gelecekti ama sonra eşi de gelmek istemiş. Hay hay buyursunlar gelsinler. Uzun zamandır Nurcan Hanım'la da tanışmak istiyordum zaten. Sonra Mitra Hanım geliyor hocam. Arka arkaya mı geliyorlar? Evet hocam. Ne oldu? Tunacığım biz şöyle yapalım. O arada yemek yiyelim. Sabah doğru düzgün kahvaltı yapamadım. Sen Mitra Hanım'ı ara, 10-15 dakika geç gelsin. Kızcağızı bekletmeyelim. Tamam hocam, hem daha iyi olur. Size bir mola vermiş olursunuz. Tamam, hem zaten Aynur'da şu meşhur buğday çorbasına yaptı şu yoğurtlu olan var ya. Valla sabah tadına baktım hocam tabii ki. Ve harika olmuş. Bakmasan şaşardım zaten. Ay hocam biz Aynur'a bu yemek işini vermekle iyi mi yaptık, kötü mü yaptık ben bilmiyorum. Sabahları kaşıkla bekliyorum kadını kapıda. Ay neyse ne demiştim ha. Mitra Hanım geliyor, akşama doğru da Sade Bey geliyor hocam. Yani bugün yine yoğunsunuz. Ne güzel. Tamam hocam, benden başka bir isteğiniz var mı? Sağ ol Tunacığım, yok. Tamamdır hocam, kolay gelsin. Demek Nurcan Hanım da geliyor bugün. Aynı günde hem Şehrazat hem Nurcan Hanım burada olacak. Ah, ilk defa bu kadar zor bir durumda kalıyorum. Umarım kazasız belasız altından kalkarız bugünün de. Anolya Psikiyatri Kliniği buyurun. Tabii tanıdım sizi Suat Bey. Bu hafta çok zor maalesef. Ama önümüzdeki hafta için yer boşalırsa haber vereyim size isterseniz. Ha? Tamamdır efendim. Tamamdır. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoş geldiniz Vahit Bey, Nurcan Hanım. Hoş bulduk Tuna Hanım. Hanımefendi müsait mi? Evet, sizi bekliyor. İkiniz birden mi? Hayır. Önce ben görüşmek istiyorum. Tabii ben o şekilde haber vereyim kendisine. Gerek yok. Ben kendim giderim. Nurcan Hanım hemen merdivenleri çıkınca soldaki ilk kapı. Hocam merhaba. Nurcan Hanım ve Vahit Bey geldiler. Nurcan Hanım önce sizinle tek görüşmek istedi. Hemen yönlendirdim yanınıza. Tamamdır hocam. Buyurun. Hoş geldiniz Nurcihan Hanım. Hoş buldum. Buyurun lütfen. Ne kadar hoş bir kadın. Hem Vahit Bey'in hem de oğlunun dediği kadar varmış. Çok asil bir havası var. Tedirginliğini gizlemek için buz gibi duruyor şimdilik. Ama gözleri ele veriyor. Aslında çok heyecanlı. Vahit Bey'den de, Zafer Bey'den de çok dinledim sizi. Nihayet tanıştığımız için çok memnun oldum. Ben de öyle doktor hanım. Uzun zamandır sıra bana ne zaman gelecek diye bekliyordum. Neler anlattılar size kim bilir. Şu kadarını söyleyebilirim. İkisi de size çok hayranlar. Hayran olunmaya, güzelliğinin izlenmesine ne kadar alışık. Belli ki her iltifatı böyle kibar bir gülümsemeyle karşılıyor. Ben yanlış anlamayın ama bugün buraya biraz da merakımdan geldim desem yeridir. Kocam, oğlum, gelinim. Üçü de çok farklılar şu sıra. Öyle mi? Bu farklılıkları sizin gözünüzden de dinlemek isterim. Vallahi insan nasıl bu kadar değişir? Anlamadım ki. Nasıl yani? Nasıl desem... Sanki üçünün de keyfi artık yerinde. Ne güzel. Ben de onları böyle hiç olmadığı kadar keyiflendiren kişiyi tanımak istedim. Sanırım bu değişim bir şekilde size de yansımıştır. Yansımaz mı? Evdeki bütün dengeler değişti. Dengelerin değişmesinden hoşlanmamış galiba. Herkes mutsuz bile olsa Nurcan Hanım aileyi kontrolünde tutabiliyormuş. Ama şimdi... Her şey kontrolünden çıkmış. Bu yüzden de bana kızgın. Beni yanlış anlamayın lütfen. Gerçekten ne olup bittiğini anlamak için geldim size. Mesela Vahit. Geçen gün torunumuz Filiz'le bahçede oynuyordu.
Ben de camdan izledim onları. Hayatı boyunca Zafer'le bir kere bile oynamamış olan adam bütün gün torunun peşinde koşturdu durdu. Kahkahasını duydum bunca yıl sonra ilk defa. Nedense içim buruldu. O mutluyken benim böyle hissetmem normal mi? Nasıl hissetmeniz? Üzgün. Seni yemeyeceğim. Arkadaşa ihtiyacım var. Atmış bu da. Benim de arkadaşa ihtiyacım. Anneciğim. Senin köpeğin var mı? Zafer. Evet. Evde miydin sen? Şimdi geldim. Anneciğim iyi misin sen? İyiyim. Ne oldu ki? Anne gördüm ağlıyordun. Neyin var anne? Hadi anlat bana. Hadi gel oturalım şöyle. Neyin var anneciğim? Neden üzgünsün? Ben kendimi çok yalnız hissediyorum Zafer. Aa. O ne demek öyle? Nereden çıktı şimdi bu? Bak bizler varız. Hepimiz burada yanındayız. Öyle değil. Çok uzak hissediyorum kendimi. Nasıl yani? Konuşturacaksın insanı. Anneciğim konuş. Ne olur konuş ki seni anlayabileyim. Bak susarak hiçbir şey hallolmuyor. Ben artık bunu çok iyi biliyorum. Doktordan mı öğreniyorsunuz bunları? Manolya Hanım'ı mı diyorsun? Galiba öyle oldu. Onun yanındayken hiç konuşmadığım kadar konuşuyorum. Nasıl oluyor peki? Ne yapıyorsunuz yani? Konuşuyoruz işte. Manolya Hanım çok iyi bir dinleyici. Öyle kritik zamanlarda öyle kilit şeyler söylüyor ki böyle insan böyle kendisini konuşurken buluyor hiç farkında olmadan. Hatta bir de bakmışım böyle tamamen unuttuğumu sandığım şeyleri bile anlatıyorum. Sen de mi gitsen? Nasıl yani? Diyorum ki sen de mi görüşsen bir kere Manolya Hanım'la? Yok artık. Daha neler. Aile boyu. Neden canım? Neden olmasın? Hem Manolya Hanım öyle danışanlarıyla konuştuğu şeyleri başka kimseye anlatmıyor. Yani öyle çekinecek, tedirgin olacak bir şey de yok. Hadi. İnat etme. Bak sana çok iyi geleceğine eminim. Hı? Anneciğim. Ne dersin? Zafer de böyle söyleyince kalkıp geldim işte. O da geçen gece çimenlerde yatmış yıldızları izliyordu. Onun bu haline uzun uzun bakmaktan kendimi alamadım. Ne hal deseniz, evden çıkmayan kadın evde durmaz oldu. Siz bunlara ne yaptınız kuzum? Siz bana anlatırsanız ben de size anlatacağım. Söz. Ben niye anlatırsam? Sizi.
Bana biraz kendinizi anlatsanıza Nurcihan Hanım. Sizi eşinizden de oğlunuzdan da çok dinledim. Ama yine de sizi en iyi kendiniz anlatırsınız bana. Beni de mi değiştireceksiniz onlar gibi yoksa? Bilmem. Değişim hayatın vazgeçilmez bir parçası. Kırmızı odaya gelenler geçmişleriyle bugünleri arasında bir köprü kurarken bir yandan da bakış açıları değişiyor. Siz değişmek istiyor musunuz? Nurcihan Hanım, buraya gelen herkes ilk başta biraz tedirgindir. Herkesin kafasında soru işaretleri vardır. Ne anlatacağım? Karşımdaki beni anlayacak mı? Anlasa da bir işe yarayacak mı? Bu düşüncelerle gelir herkes buraya. Ama kısa bir zaman sonra bu şüpheleri birlikte aşar, çok geçmeden de dost oluruz. Biz de mi dost olacağız sonunda dersiniz? Neden olmasın? Eşinizi, oğlunuzu dinledikçe, onları daha yakından tanıdıkça kolay bir hayatınız olmadığını anladım zaten. Bunların sizi nasıl etkilediğini, bu hayatta nasıl böyle dimdik durabildiğinizi bir de sizin ağzınızdan duymak isterim. Anlatacak o kadar çok şey var ve ben bütün bunları kimselere anlatmayalı o kadar uzun zaman oldu ki. Ve ben burayı anlatmaya değil, Vahit ve Zafer'le ilgili konuşmaya gelmiştim. Siz bana onları sorarsınız sanmıştım. Şaşırttınız beni. O ailede kırmızı odaya gelmeye en çok ihtiyacı olan kişilerden biri Nurcihan Hanım. Ama bunu kabullenmek ona şimdilik zor geliyor. Bunu hem ölesiye istiyor hem de bir o kadar çekiniyor. Onun saray terbiyesiyle yetiştirildiğini unutmamalıyım. Oralarda insanların duygularına hiç yer yoktur. Şaşırmak bazen güzeldir. Başka türlü hiç tanışamayacaktık sizinle. Şimdi artık kararı ona bırakmadan doğrudan soru sormalı ki bu kararsız ve sıkıntılı durumdan bir an önce çıkabilsin. İnsanlar en kolay çocukluklarını anlatırlar. Nasıl bir çocukluk yaşadınız Nurcihan Hanım? Doğduğunuz evden başlayalım mı? Ne dersiniz? Babamın evinden mi yani? Siz nasıl bir eve doğdunuz? Nurcihan. Kuzum. Hadi kalk bakalım, sabah oldu. Bak kahvaltımız da hazır. Hadi uyan artık. Ama ne uykusuymuş bu böyle. Hadi kalkman lazım artık. Ya anne. Annen salonda bizi bekliyor. Hadi kalk artık. Satı. Canım. Bak hadi gidelim artık. Annen yine kızacak bize sonra. Sabah şeriflerin hayırlı olsun kızım. Size de valideciğim. Babanı yine göremedin. Seni beklemeden gitti. Bu kadar geç uyanırsan olacağı bu. Affınıza sığınırım efendim. Satı. Nurcihan'ın portakal suyunu getir hadi. Hemen hanımım. Validemin en önemli görevi beni yetiştirmekti. Benim en önemli görevim de ailesine bağlı, onlara layık bir evlat olmaktı. Şimdi bakıyorum da ikimiz de muvaffak olmuşuz çok şükür. Babanız peki? Babam pek az görürdüm. Çok çalışırdı. Kontrol edilmesi gereken çok fazla toprağımız vardı. Çok fazla çalışan olunca
Akşamları eve çok geç gelirdi. Şanslıysam ben uyumadan önce görürdüm onu. Sabahları da erken kalkmam gerekirdi görmek için. Aksi gibi de uykuyu çok severdim. Başka kimler vardı o evde? Valide Hanım'la benim dışımda mı? Hı hı. Çalışanlarımız vardı. Ahçı, bahçıvan, orta işine bakan kadınlar. Bir de Satı. Benim dadım yani. Göçmen bir ailenin kızıydı. Annesi ve babası dedemlere yıllarca hizmet etmiş. Ben doğduktan sonra da Satı bizim eve gelmiş. Hep neşeli, hareketli, becerikli bir kadındı. Şimdi düşününce gencecik, 20 yaşında bir kadınmış aslında bana bakarken. Annesinden bahsederken böyle bir duygu yoğunluğu yaşamadı. Demek ki Satı onun için gerçekten çok önemliymiş. Onu sevdiğiniz belli. Çok, çok severdim. O benim tek arkadaşımdı. O evde günleriniz nasıl geçerdi? Annemin öğütleri, adam muaşeret dersleri bitince evin içinde Satı'nın peşinde gezer dururdum. Valide Hanım çoğunlukla evde misafir kabul ederdi. Misafirin ağırlanacağı günler evde hazırlık sabahın erken saatlerinde başlardı. Evde büyük bir telaş yaşanırdı. Demek doğduğu evde misafirler bile çok farklı ağırlanıyordu. Günler önceden eve kimin geleceğini ev halkı bilirdi. Her misafire çok özel yemekler, hediyeler hazırlanırdı. Evimizin salonunda annemin oturduğu özel bir koltuk vardı. Kimin nereye buyur edileceği bile önceden bilinirdi. Gelenler tek tek Valide Hanım'a takdim edilirdi. Onlar da Valide Hanım'ın elini öper, uzun uzun sohbetler edilir, yemekler yenilir. Giderken de her birine özel hediyeler verilirdi. Misafirler gelince siz ne yapardınız? O günler beni de validem gibi özel olarak giydirip kuşatırlardı. Misafirler yerlerine oturduktan bir süre sonra sıra bana gelirdi. Dilfruz Kalfa önce beni takdim eder, ben de hepsini tek tek ellerini öper, bir süre yanlarında otururdum. Sıra yeme içme faslına gelince yine Dilfruz Kalfa beni salondan çıkarırdı. Bu kadın cidden sarayda yaşamış ve saray terbiyesi almış. Bir çocuk için çok zor olmalı her şeyi böyle törenlerle yaşamak. Ben de dört gözle salondan çıkmayı beklerdim. Bu süre bazen uzardı. O zaman çok sıkıldığımı itiraf etmeliyim. Beklerken de bir hata yapacağım diye aklım çıkardı. Anne de tıpkı Nurcihan Hanım gibi kontrolcü ve dominant biriymiş. Zaten aralarında kuralları bol, sınırlı bir ilişkileri varmış anlaşılan. Hata yapmaktan hep korkarak büyümüş. Şimdi o da ailesine aynı şeyi yapıyor. Çok iyi anlıyorum sizi. Bu kurallara uymak bir çocuk için zor olmalı. Zordu gerçekten. Ama hep böyle olmazdı. Eve misafir kabul edilmeyeceği günler, eğer validem de evde yoksa Satı'yla çok güzel vakit geçirirdik. Günün en güzel saatleriydi onlar. Gel kız buraya. Yıkılacağım seni. Kızım yavaş. Yıkılayamaz ki. Ben de yıkılacak derman kalmadı zaten. Sen de çocukla çocuk olma Satı. Aslında sen de çocuk sayılırsın. Öyleyim. Allah'tan Nesişe Hanım burada yok. Duymuyor patırtınızı. Allah'tan. Bak hallere bak. Sana kızılcık şerbeti versem ister misin? Evet isterim. Dur abla dur ben koyarım. Gel sen şöyle otur bakayım. Sen çok nusadın ha? Kurban olurum ben sana. Kızım yapma. Hadi Satı, çok susadım. Bayılırdım o şerbetlere. O kıpkırmızı rengi, kokusu, o kristal sürahinin güzelliği. Az önce günün en güzel saatleriydi dediniz. Diğer zamanlarda ne yapardınız? Koştururdum. Mutfakta pişenlerden atıştırırdım. Bahçede kitap okurdum.
Ağaçlara tırmanırdım. Hamakta uyurdum. Ne istersem onu yapardım. Satı da hep peşimdeydi tabii. İki kişilik bir özgürlük yaşardık akşama kadar. Akşam olunca ne olurdu? Babam gelirdi. Ben bazen onunla karşılaşmamak için uyuyormuş numarası yapardım. Bazen gerçekten de uyuyakalırdım. Eğer onunla sofraya oturacaksam uzun uzun hazırlanırdım. Satı yüzümü gözümü silerken sanki günün neşesini eğlencesinde silerdi. Gündüz içime dolan o çocuksu sevinç, babam gelmesine yakın yerin dümdüz ıssız bir sessizliğe bırakırdı. Hele yemek zamanı her şey törenle yapılırdı. Masanın kurulması, babanın sofrada olacaksa gümüşlerin çıkarılması, o gelene kadar kimsenin masaya oturmaması. Bazen geç kalırdı. Fatma yemeği nasıl sıcak tutacağını şaşırırdı. Kuzum, kurban olayım bir dur ya. Acıdı. Sen de hamama gir o zaman, adam akıllı bir yıkanırsın. Girmem. Babanın karşısına nasıl çıkacaksın böyle? Aa. Saçların tiftik tiftik. Bana ne? Aa, o ne demekmiş öyle? Kalsın böyle saçım. Ama belli oldu sen ikimize de azar işittireceksin bu akşam. Ama detara saçımı kızmasın sana annem. Oy, kurban olurum ben sana kuzum benim. Otur. Otur. Ben şimdi güzel güzel öreceğim de senin saçlarını. Tamam. Satı. Ha kuzum. Beni yemekten sonra sen yatırır mısın? Olmaz kuzum. Niye? Validen kızar kuzum. O yatırıyor ya seni akşamları. Ama o bana ne masal okuyor ne de saçımı seviyor. İstemiyorum onu. Sen yatır beni. Böyle söylediğini duymasın hanımım. Çok üzülür sonra. Yok yok. Üzülmez o. Sen yatır beni. Olmaz kuzum. Belki başka sefere. Önden hanımımdan izin alırız. Öyle. Tamam mı? Hadi gel ben şimdi senin saçlarını öreyim. Dön sen önünü. Lekeli kalmış bu. Onu ben alayım hanımım. Ah, geldin mi kızım? Aferin bak, ne güzel olmuşsun. Derli toplu. Baban da gelir şimdi. Satı, beyaz kurdelesi vardı. Onu da takıverseydiniz. Hemen getiriyorum hanımım. Ah, geldin. Annem de dahil hepimiz hazır ola geçerdik kapı sesiyle. Annem hem çok heyecanlı hem de çok gergin olurdu kapı açılma sesiyle. Babamdan çok çekinirdi. Babam evde, sofrada benimle ilgili her şeyi anneme bırakmıştı. Ama en küçük bir hatayı bile affetmezdi. O yüzden annem hep tetikte beklerdi. Babam sofraya oturup yemek servis edilene kadar hep tedirgindi. Ne zaman ki bakar her şey yolunda, babam yemeği beğendi, sofrada kusur yok. Ben derli topluyum, bir hata yapmıyorum. O zaman yüzü gülerdi. Sonra onlar kendi aralarında konuşurlar. Ben de sessizce yemeğimi yerdim. Hemen hemen her akşam böyle geçerdi. Ta ki o akşama kadar. Ne oldu o akşam? Çiftliğe yeni bir adam bulmam lazım. Hasan Efendi yaşlandı artık. Yetişemiyor. Almışken karı koca alalım bari. İki kişi daha iyi olur. Hem çiftlik işleri zor oluyor biliyorsun. Doğru söylüyorsun. Yatılı kalacak bir aile bulsak çok iyi olur. Kızım niye yemek yemiyorsun sen? Canım istemiyor. O ne demek şimdi?
Sofraya oturulunca yemek yenir. Öyle canım istemiyor falan denmez. Ama karnım ağrıyor. Kızım uydurma şimdi. Vallahi anne çok ağrıyor. Nurcan, yemeğini ye. Ama... Aa. Ha. Kaymakam ve hanımını bir ara almamız lazım Neşişan. Adam ne desek yapıyor. Tabii hemen. Ne zaman müsaitlerse buyursunlar. Hatta Hüseyin Beyleri de alalım istersen. İyi olur ya. Uzun zamandır da görüşmüyoruz. İstanbul için de konuşuruz. Nurcan, ne oluyor kızım? Hastalandım. Bütün gün fark etmemiştim ne kadar kötü olduğumu. Ara ara midem bulanmıştı ama o kadar. Ama akşam olup da sofraya oturunca fenalaşmıştım. Annemin o kusursuz sofrası mahvolmuştu. O anı hatırlıyorum da. Keşke yer yarılsa da içine girsem demiştim. Keşke oracık duysaydım. O kadar utanmıştım ki. Hala annesinin sofrasını düşünüyor. Hala o günkü kadar utanç duyuyor. Annesi çocuğun ne kadar ızdırap çektiğinin farkında bile değil. Ciddi bir duygusal ihmalle büyümüş Nurcihan ama o da bunun farkında değil. Fark etse bu sefer de anneye çok öfkelenecek. Anneye duyulan öfke ise baş edilmesi en zor duygu. Şimdi bile hasta olduğu için değil, o güzel sofrayı bozduğu için üzülüyor, suçluluk duyuyor. Benim kuzum, ah benim çocuğum. Geçecek tamam mı? Hepsi geçecek. Hiç merak etme. Tuvaletin geldi mi? Ben tuvalete götüreyim mi seni? Satı. Annem çok kızdı bana. Yok, o kızmadı. Korktu sen hastalandın diye. Anneler çocukları hasta olunca kızmazlar ki. Sen düşünme hiç böyle şeyleri. Ama her şey berbat oldu. Babam da kalktı gitti ben pisletince masayı. Ya sevmezse beni artık püsüm diye. Yok kuzum sen hastalandın. Elden de gelir ki. Bile isteye yapmadın. Oy benim yavrum kıyamam. Kıyamam ağlama sen tamam mı? Geçecek hepsi. Nasıl oldu? Ateş yok çok şükür. İyi bari. Midesi bozulmuş besbelli. Satı, bugün ne yiyip içti bu çocuk? İyi canımım, her zaman ne yedirip ne içiriyorsam ondan. Doğruyu söyle. Her zaman yediğinden yese bu hale gelmezdi. Söylesene ne yedi diyorum. Ne bu hale getirdi bu çocuğu? Utanmıyorsun değil mi yalan söylemeye? Bir sürahi kızılcık şerbeti içmiş. Fatma söyledi şimdi. Boş sürahi görünce anlamış o da. Geldiğimde bitirmişti, yetişemedim. Öyle mi? Peki o mutfağa gizlice girip çıkarken sen ne yapıyordun? Onu soruyorum sana. Anne kızma ona. Ben de şimdi gizli gizli. Kaçıp gitti. Onun haberi yok. Sen sus bakayım. Hem çocuğa bakamıyorsun hem yalan söylüyorsun. Özür dilerim. Yarın sabah ilk iş. Topla pılını pırtını defol git bu evden. Anne ne olur gitmesin. Sana gelince sen de eğer bundan sonra böyle laf dinlememeye devam edersen senin de sonun yatılı okul olacak küçük hanım. Küçücük bir çocuktan ne çok şey beklemiş, sırtına ne çok yük yüklemişler. Koşullu sevilmenin en net örnekleri bunlar. Annem dediğini yaptı. Hemen yolladı Satı'yı. Zavallı kadın.
Benim yüzümden hem tokat yedi hem de işinden oldu. Yerine başka bir dadı geldi. Yüzü gülmeyen, buz gibi. Aynı anneme benzeyen bir kadın. Artık ben de dersimi almıştım. Mum gibi olmuştum. Ne o bağırışlarım kalmıştı, ne gülüşlerim, ne koşturmalarım. Sonunda anlamıştım. Bizim evde kurallara riayet edilirdi. Etmeyen kendini kapının önünde bulurdu. Ben de artık ya söz dinleyecek ya da kendimi satı gibi kapının önünde bulacaktım. Daha görmediniz mi Satı Hanım'ı? Hayır. Korkudan anneme de soramadım. Zamanla da unuttum. Ya da kendimi unuttuğuma ikna ettim. Zaten sonra büyüdüm, evlendim, anne oldum. Uzun yıllar aklıma bile gelmemişti Satı. Ama unutmamışım demek ki. Size anlatırken her şey o kadar canlıydı ki. Sanki daha dün yaşamışım gibi. Size verilen bir görevi yapmadığınızda ne olurdu? Ne olacak? Ceza verirlerdi bana. Ne gibi cezalar? Validem bazen azarlar ya da bir iki tokat atardı ama daha önemlisi konuşmazdı benimle. Yani sizi asıl korkutan annenizin sizinle konuşmamasıydı. Evet. Annem onun dediklerini yaptığım sürece benimle ilişki kurardı. Bir çocuğa verilebilecek en ağır ceza bu işte. Sevilmeme korkusu. Bunlar insanları erken büyütür. Size de öyle olmuş. Öyle oldu doktor hanım. O gün bugündür ben de annemden ne öğrendiysem onu yaptım. Çok genç yaşta evlendim. Koca bir konağın bütün işini üstüme aldım. Her bir çalışanla tek tek ilgilendim. Bizim evimizde de kurallara hep riayet edildi. Her akşam aynı saatte sofraya oturuldu. Gürültüsüz, patırtısız, kavgasız yendi yemekler. Benim de görevim annem gibi hep iyi bir eş ve anne olmaktı. Zafer beni hiç üzmedi. Her zaman kurallara uyan, aklı başında bir çocuktu. Peki Vahit Bey? O da beni hiç üzmedi. Benim kendi kendimi üzdüğüm olmuştur tabii. Ama Vahit bana karşı hep çok iyi, hep nazikti. Bugüne kadar bir dediğimi iki etmedi. Bana asla bir saygısızlığı olmadı. Hep gözümün içine baktı. Sakinlik ve nezaket sevginin yerini almış bu evde. İstemeden verme, istekleri yerine getirmede sevginin tek göstergesi olmuş. Yeterince sessiz kalıp, yeterince de nazik davranırsan sorunsuz yaşayıp gideceklerini öğretmişler birbirlerine. Ama şimdi sistem tıkandı. Hem Vahit Bey hem de Zafer Bey değişirken Nurcihan Hanım kendini dışarıda kalmış hissediyor belli ki. Onu öyle iyi anlıyorum ki. Şimdi nasıl Vahit Bey? Değişik. Söyledim ya. Sizi görmeye başladığından beri çok farklı. Tam adını da koyamıyorum ama sanki yüzündeki perde kalktı. İçindeki gerçek Vahit ortaya çıktı. Hep yokuş çıkıyormuş da yol birden düzleşiverdi. Sırtında da
bir ton yük varmış da onu omuzlarından atıverdi. Benim hiç tanımadığım bambaşka biri oldu desem yeridir. Bana ve Zafer'e karşı hiç olmadığı kadar yakın ve sıcak. Ben onu böyle görmeye hiç alışkın değilim. Bocalıyorum. Ayak uyduramıyorum. Doktor hanım, ben de atmak istiyorum üstümdeki bu yükü artık. Onlardan nasıl aldıysanız benim omuzlarımdan da alın artık. Onlar gibi olmayı o kadar çok isterdim ki. Ama o yollar bana kapalı biliyorum. İnsan imkansız da olsa bazı şeylere heves eder ya. Benimki de öyle galiba. Heves işte. Ama inanın onlar gibi olabilmeyi kendimden çok yine onlar için istiyorum. Onlara yardımcı olabilmek için. Nurcihan Hanım, siz herkesin gıptayla baktığı, hayranlıkla bahsettiği, koca bir aileyi, koca bir evi çekip çeviren bir kadınsınız. Ama gelin görün ki kendiniz için yardım isterken bile onlara yardım etmeyi gerekçe gösteriyorsunuz. Beni de değiştirin ki onları daha iyi anlayabileyim, onlara yardımcı olabileyim diyorsunuz. Evet, ama bunda yanlış olan ne var? Yanlış demeyelim de eksik var diyelim. Neymiş o eksik? Siz, Nurcan Hanım, sizinle sadece sizin için yeni bir başlangıç yapalım mı? Nasıl? Demin omuzlarınızdaki yüklerden bahsettiniz ya. Bazen o yükleri doğduğumuz evlerde anne babalarımız yükler omuzlarımıza. Bazen de biz farkında olmadan gönüllü olarak yükleniriz. Sonra da o yükleri taşımanın bizim görevimiz olduğunu zannederiz. İyi de insan sorumluluklarından kaçamaz ki. Belki kurallarını gevşetebilir, esnetebilir, arada bir kaçamak yapabilir. Ama anladığım kadarıyla siz hiçbir zaman bunu yapmak için kendinize izin vermemişsiniz. Herkesin üzerinden elinizi çekerseniz bocalayacaklarını düşünüyorsunuz. Oysa şu an bocalayan benim. Onlara ayak uyduramayan benim. Öyle değil mi? Kendisi için bir şey yapmayan, ailesini her zaman kendisinden önde tutan da sizsiniz. Kendim için ne yapabilirim ki? Yani ben ailemden başka bir şeyle meşgul olmadım ki bugüne kadar. Yok mu hiç ilginizi çeken, sizi mutlu eden bir şey? Kendini mutlu edemeyen insanlar yakınlarını da mutlu edemezler. Bazen bu bencillikle karışır ama insanın kendine dönmesi, kendini dinlemesi, kendi yolculuğunun farkına varması bencillik değil, olsa olsa kendisine verebileceği en güzel hediyedir. Şimdi anladım galiba. Neden evdekilerin yüzleri gülmeye başladı? Siz dinledikçe insan içinde bir kıpırdanma oluyor. E o zaman Nurcan Hanım sıra sizde. Yıllardır bir anne, bir eş olarak elinizden geleni yaptınız. Sıra bende. Biz kadınlar kendimize zaman ayırmanın ailemizi ihmal ettiğimiz anlamına geldiğini sanırız. Ne büyük bir yanılgı. Oysa insan kendini tanıdıkça, kendini mutlu ettikçe sevdiklerini, ailesini daha da kucaklar. Müzik. Efendim? Yok mu hiç ilginizi çeken, sizi mutlu eden bir şey diye sordunuz ya. Genç kızlığım da Türk sanat müziği korosundaydım. Hatırladım, ne çok severdim. Ne kadar mutlu, hür hissederdim kendimi. Sonra evlilik, Zafer, evin işleri derken unuttum gitti. Sizle konuşmasam aklıma bile gelmezdi. Ne garip. Yıllardır Satı'yı düşünmediğim gibi bunu da düşünmemişim. Ne güzel. Tekrar geri dönmeyi düşünmez misiniz? Biliyor musunuz? Şu ana kadar hiç düşünmemiştim. Ama şimdi... Neden olmasın? Altyazı M.K.
Kırmızı Oda anlattıkları kadar varmış Manali Hanım. O zaman sizi Kırmızı Oda'da tekrar görmek isterim. Belki biraz daha bir sürahi kızılcık şerbeti içen o küçük yaramaz kızdan bahsederiz. Ne dersiniz? Bilmem. Çok yıllar önceydi o. O küçük kız hala orada bir yerlerde. Bunu gözlerinizde görebiliyorum. Benim onu dışarı çıkarmaya gücüm var mı artık bilmiyorum. Neden olmasın? Belli ki siz de onu çok özlemişsiniz. Vaatin zamandan daha fazla çalmayayım. Dediğim gibi sizi tekrar bekliyorum Nurcihan Hanım. Sizi tanıdığıma çok memnun oldum. Ben de doktor hanım. Neye niyet neye kısmet derler ya. Bu odaya hangi duygularla girdim ve şimdi hangi duygularla çıkıyorum. Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Ne kadar asil, ne kadar güzel, ne kadar etkileyici bir kadın. Her insan bir kitap dediğim kadar varmış. Uzun süredir böyle derin bir kitap okumamıştım. Kim bilir daha ne hikayeler var bana anlatacağınız Nurcihan Hanım. Kim bilir o sessiz sakin kalbinizde gizlice ne fırtınalar kopuyor. Kim bilir kendinizden bile sakladığınız ne sitemleriniz var hayatta. O gözlerinizdeki muzur bakışlı küçük kız tekrar ortaya çıkmak için can atıyor. Kim bilir belki bir dahaki sefere onu da getirirsiniz beraberinizde. Nasıl geçti? Güzel. Farklı. Böyle beklemiyordum açıkçası. Neyse, daha sonra konuşuruz. Sen Manoli Hanım'ı daha fazla bekletme istersen. Buyurun Nurcan Hanım. Buyurun. Hoş geldiniz Vahit Bey. Hoş bulduk hanımefendi. Buyurun lütfen. Sihrinizi Nurcan'ın üzerinde de göstermişsiniz bakıyorum. Çok daha rahatlamıştı. Evet. Çok huzurlu çıktı yanınızdan. Dışarıya pek bir şey belli etmeyen, böyle her şeyi çok kendi içinde yaşayan bir kadındır. Ama buraya gelirken gerginliğini saklayamamıştı. Ama ona da çok iyi geleceksiniz. Ben şimdiden anlayabiliyorum bunu. Nurcihan Hanım çok hoş, etkileyici bir kadın. Onu daha yakından tanımayı ben de isterim. Öyledir. Çok, çok iyi kalplidir. Merhametlidir. Bana benzemez yani. Ona ettiğim bunca haksızlığa rağmen hala yanımda baksanıza. Hala katlanıyor bana. Sizi seviyor. Bir de benim yaptıklarım bu. Böyle bir kadınla evli olmanın keyfini çıkaracağımı hep kaçtım ondan. Ona hiç şans vermedim. O benden vazgeçmedi. Ama ben onu doğru düzgün tanımak için zaman bile ayırmadım onu. Ama biliyorsunuz, hiç hoyratça da davranmadım ona. Bunu görüyor musunuz? Vahit Bey. Evet. Denedim. Ölmek istedim. Hem Nurcan'ı hem de kendimi kurtarmak istedim. Evliliğimizin ilk yılıydı. Almanya'yı geride bıraktığım hayatımı eritti. Çok izliyordum. Dayanamıyordum artık. Sonra bir gece Nurcan hamile olduğunu söyledi. Zavallı kadın benden bir tepki, bir sıcaklık bekledi.
Ama ben paniğe kapıldım. Kendimi banyoya kilitledim. Ama gördüğünüz gibi gerisini getiremedim. Vahit Bey, geçmişin düşünceleriyle bugünümüzü inşa edemeyiz. Yeni deneyimlere eski duygularla giremeyiz. Girmemeliyiz de zaten. Kendinizi sürekli yargılamak yerine bugüne, şimdiye odaklansanız. Hanımefendi, ben bir alçak gibi karımı ve çocuğumu terk edip gitmeye kalktım. Ama yapmadınız. Evet. Çünkü korktum. Yine başladınız kendinize dar ağacı kurmaya. Ama hak ediyorum. Senelerdir şu kadına yaptıklarıma baksanıza. Vahit Bey, Nurcihan Hanım hala sizin eşiniz ve sizden çok memnun. Siz ona önceden alışkın olduğu hayatı ve duyguları yaşatmışsınız. Burada ikinizi de yargılamak yerine anlamaya çalışalım. Artık yüzünüzü kaybettiğiniz zamana değil, kazanacaklarınıza dönün. Aileniz sizi çok seviyor. Eşiniz, oğlunuz, gelininiz hem seviyor hem de sayıyorlar. Şimdi bu sevginin, huzurun tadını çıkarma zamanı. Yani eve dönme zamanı diyorsunuz. Hem aklen hem kalben. Aynen öyle Vahit Bey. Aynen öyle. O evin sıcaklığını siz de hak ettiniz artık. Çok uzun yollardan sonra geldiniz o kapıya. Teşekkürler hanımefendi. Sizin pusulanız olmasa ben daha çok kaybolurdum. Hakkınızı ödeyemem hanımefendi. Eğer ikinci bahar diye bir şey varsa onu siz buldurdunuz bana. Kendinize iyi bakın hanımefendi. Siz de Vahit Bey. Ha bu arada oteli geri aldık. Öyle mi? Çok sevindim. Sayenizde hanımefendi. Estağfurullah. Tekrar her şey için çok teşekkürler. İnsanın yanı başındakini görmesi bazen ne kadar uzun zaman alıyor. Aradığı şeyi aslında çoktan bulmuş olduğunu anlaması. İnsanın kalbi neredeyse evi de orasıdır demişler. Vahit Bey'in kalbi de nihayet yuvasına döndü.